pandemi süresinde yaşamış olduğumuz sıkıntılar sonrasında ciddi bir hareketlilik olmuştu. 2021'de bir 45 günlük bir hareket vardı. Ama geçen sene 2022'de gerçekten beklentinin çok üzerinde ve çok güzel bir sezon geçirdi bütün Doğu Karadeniz bölgesi. Özellikle dış pazarda çok büyük artışlar oldu. Dış hattan gelen uçak sayısı arttı, aktarmalı gelen turist sayıları arttı, iç pazardaki yerli turist sayılarımız arttı ve bazı haftalarda sektörde buna yetişemez oldu. Gerek oteller, gerek seyahat ajantaları doluluk oranları çok yüksek bir hale geldi. Tabii 2023 senesi beklentilerin biraz daha yukarıya çıktığı bir süreç. Bununla ilgili olarak bütün sektörün beklentisi çok fazla. Şimdiden ön rezervasyonlar söz konusu. Dış hat uçuşları Trabzon Havalimanı'na başlamış durumda. Şarjah'tan, Kuveyt'ten, Cidde'den, Riyad'dan, Bahreyn'den dış hat uçuşları geliyor. Buna Bakü eklendi. Kıbrıs'tan Ercan Havalimanı'ndan direkt uçuşlar var. Bölgemizdeki diğer havalimanlarından Rize Artvin Havalimanı'nda da bu yaz için planlamalar yapıldı. Az sayıda da olsa bu sene için dış hat uçuşları Rize Artvin Havalimanı'na da başlayacak. Dolayısıyla bölgemizin doğusuna doğru da bir hareketlilik var. Özellikle Orta Doğu pazarından bizim temennimiz bütün bölgenin faydalanması, bütün bölgedeki işletmelerin bundan fayda sağlaması ve bölgemizin bütün illerinin ekonomik olarak yükselmesi, ülke ekonomimize katkı sağlaması yönünde. Orta Doğu'dan gelen dış turizm, yurt dışından, Orta Doğu ülkelerinden daha çok Arap turistlerin gelme hareketliliği. Bu sene sizlerin de belirttiği gibi beklenti daha fazla yüksek ve ön rezervasyonlar şu an için gayet iyi gidiyor. Tabii sezona tam olarak girmiş değiliz. Bu arada bir seçim süreci oldu. O iç turizm hareketliliğinde de tabii bir böyle duraksama oy kullanmaya bağlı olarak yaşandı. Dış turizmde Haziran ilk haftası itibariyle ciddi artış gerçekleşecek ve Orta Doğu ülkelerinden şu an düşük sayıda olan uçuşlar katlayarak artacak. Bölge geneline baktığınız zaman evet işletmelerle, otellerle, ajantalarla görüştüğümüz zaman ciddi bir ön rezervasyon var. Temennimiz bunun gerçeğe dönüşmesi, yapılan sözleşmeler, ön anlaşmalar, ön rezervasyonların gerçekleşmesi ve ülkemizin, bölgemizin turizmini ve ekonomisinin biraz daha yukarılara gitmesi. Bu neticede hepsi ticari bir işletme, kendi planlamalar oluyor. Bazı oteller gruplarla beraber anlaşma yapıp grup rezervasyonları alabiliyor. Bazıları da diyebiliyor ki ben grup alacak kapasitem yok ya da ben ticari olarak farklı bir bütçe yaptım, planlama yaptım. Ben gruplara değil sadece münferitlere çalışıyorum. Ama genel olarak baktığımız zaman özellikle Haziran 15'ten sonra Temmuz, Ağustos hatta Eylül'ün ilk 15 gününe kadar bölgedeki konaklama rakamları arz-talep dengesine bağlı olarak gerçekten yüksek. Tabii dış pazardan bir yoğunluk gelince bu sefer iç pazardan gelen turistlerimiz belli yerlerde konaklamada rakam fiyat yüksekliğinden dolayı güçlük çekebiliyorlar ama onların da alternatifleri bölge genelimizde oluyor. Dolayısıyla böyle sektör kendini dengeleyerek uyumlu bir şekilde gidiyor.